Hayatımca unutamayacağım bir tecrübe oldu ve katkı sunmanın da mutluluğu oldu doğrusu derseniz. Isıtıcı hiçbir şey yok. Elektrik yok, su yok, zaten doğalgaz yok. Çünkü yapılacak çok iş var. Bu ülkenin iyi siyasetçilere ihtiyacı var. Bandırma bugün hak ettiği yerde değilse bu il olmamanın büyük bir dezavantajından dolayıdır. Balıkesir'de artık Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş yılların en büyük oy oranı alacağını düşünüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir'deki hedefi ve birinci parti ve en az 5 milletvekili. Bunun geri dönüşü yok artık. Sen bize doğruları söylemiyorsun bu halkı. Bu halkı yanılttın. Artık aldandım deme şansın yok. Biz 2023 yılında esas Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ve partimizin de kuruluşunun 100. yılında iktidar olacağız ve göreceksiniz ki 2023 yılında yine halkımızın iktidar olduğu halkın yılı olacak. Evet sevgili izleyenler, bir haftanın gündemi programında daha ben Necdet Mancılık'la birliktesiniz. Banses YouTube kanalındasınız efendim. Bu programda yanımda önceki Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe Başkanı Kardiyolog Doktor Sayın Selim Panç var. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Hayır. Şu konuyla girmek istiyorum. Ülkemiz çok zor bir durumdan geçiyor. Evet. Yani 11 ili etkileyen, binlerce insanı etkileyen, binlerce insanımızın vefat ettiği, yüz binlerce insanımızın adeta göç ettiği, göç etmek zorunda kaldığı bir deprem felaketi yaşadık. Siz de hemen doktor kimliğinizle deprem felaketi yaşanan yere gittiniz ve orada çalışmalar yaptınız. Nasıl bir tabloyla karşılaştınız? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu gerçekten büyük bir dram. Orada görmek çok çok farklı. Benim tahmin ettiğimden çok daha farklı ortamlar gördük. Televizyonda da görülmeyen dramlar gördük orada. Hayatımca unutamayacağım bir tecrübe oldu ve katkı sunmanın da mutluluğu oldu doğrusu derseniz. Sonuçta ben bir hekimim. Orada video sosyal medyada bir hekim arkadaş Adıyaman'dan yardım çığlığı, gönüllü hekim aranıyor diye bir videosunu seyretmiştim. Onu seyreder seyretmez ben de gitmeye karar verdim ve Balıkesir İl Müdürlüğü'nü aradım, Sağlık İl Müdürlüğü'nü aradım. Oradakiler farklı şey söylediler. Sonuçta ben bağlayıcı bir resmi emekli olduğum için onların dışında oradan çünkü bir şu an için ihtiyacı yok gibi bir şeyler söylediler. Dedim ki bunlar olmayacak bu iş. Yardım çığlığı atan hekim arkadaşım olduğu hastaneye gittim. Ve orada gördüm ki gerçekten vahim bir manzara var. Kahramanmaraş'a gittik. Kahramanmaraş'ta önce Osmaniye'ye geçtik. Osmaniye'den Kahramanmaraş'ta. Oradan Maraş'a uğradık. Maraş'ta yıkımın olduğu bölgeleri gezdim. Gerçekten trajikti. Hatta bir ailenin cenazesini, yani enkazdan çıkardığım cenazesini gözlerimi gördüm. İnsanlar kendini yerden yere atıyorlardı. Çok dramatik bir tablo var doğrusu. Ve gittiğimiz zaman gördüğümüz tablo şu, bazen söyleniyor yani hükümet eleştiriliyor, devlet eleştiriliyor ama tabii devletle hükümeti karıştırmamak lazım. Fakat şunu gördüm ben orada da, maalesef devlet babalığını gösterememiş orada yani. Devlet babayı insanlar görmek istiyor, yoktu yani. Ben gözlerim gördüm bunu, gözlerim gördüm. Yani insanlar barınmak için ağaçların olduğu yerde, piknik yerlerindeki o mangal yapılan yerleri kapatmışlar. Barınma yerleri yapmışlar ama gece onlara düşen bir soğuk var. Isıtıcı hiçbir şey yok. Elektrik yok, su yok. Zaten doğalgaz yok. Isınma problemi var. Battaniyelerle insanlar birbirine ısınır duruma gelmişlerdi. Ve oradan kalp hastalık uzmanının olmadığı varmış ama onun da haber ulaşılamayan Besni Devlet Hastanesi'ne geçtim. Besni Devlet Hastanesi acilde çalıştım. Acil servisi ve onun üst katı hastanenin dışında olduğu için sağlam kalmışlardı. Ana binada hasar vardı. Orada hastalarımıza baktık orada. Acile giden bütün hastalara baktık. Kalp hastalıklarına ve ezilmeyle ilgili travmalara baktık. Ben orada tabii güzel hizmet verdiğimi düşünüyorum. Oradaki meslektaşlarımızla kaynaştık. Yeni dostlar, arkadaşlar edindik. Ve çok farklı dramlar karşılaştık. Yani bir televizyondan da duyuruldu. O 10 yaşında bir kız çocuğumuz gelmişti gece 3 civarında. Şimdi o hikayeyi anlatıyor, gözünüz yaşarır yani. Babam
biz aile boyu enkazda kalmıştık. Babamın sesini duydum. Babam diyordu ki kıpırdamayın, kıpırdamayın diyordu. Sonra kardeşimin ne dokunuyordum? Kardeşimin dokunuyordum. Kardeşimin yüzüne toz gelmişti. Tozunu sildim. Kardeşimin yüzüne yağ dökülmüştü diyor. Oysa kardeş vefat etmişti. O tablolar vardı. Bunları gördük. Gerçekten Allah hiçbir zaman hiçbir kimse dünyanın hiçbir yerinde böyle bir deprem ve benzeri olay yaşatmasın. Ama biz umarım bir ders çıkarırız bundan. Ve hatalar görülüyor. Gerçekten görülüyor. Oradaki deprem yataklarına, düz arazilere yapılmış binalar vardı orada. Zaten binalar belli ki kurallara uygun yapılmamış. Bu bir deprem bir şey değil. Kader diyebilirsin ama ölümler kader değil. Onu ayırmak lazım. Deprem bölgesi belli zaten. Ha, o coğrafyanın kaderi bu deprem diyebilirsin. Fay hattı belli zaten. Bilimsel bir şey bu. Ama ölümler kader değil. Bu insanların geçmişteki yapılan hataların sonucunda bu kadar insanımızı bir kaybettik. Bu bir gerçek. Evet. Maalesef. Orada birçok insanlarla tanıştık. Hatta mağdur olan öğrencilerle diyaloglarımız oldu. Onların telefonlarını aldık. Şu anda görüşüyoruz onlarla. Onlar da buradan farklı kanallarda oradaki öğrencilere destek olacağız. Görüşüyoruz şimdi. Ona örneğin bahsettiğim birkaç yetim öğrenci daha var. Onlar aileyle kalacaklar. Onlara da biz buradan destek olmaya devam edeceğiz. Peki başkanım. Şimdi geçtiğimiz günlerde siyasete geçelim biraz. Size dönelim depremden. Geçtiğimiz günlerde milletvekilliği aday adaylarınız açıkladınız. Evet. Bunu neden yaptınız? Bir önce buna girelim. Çünkü şöyle bir şey, ben Bandırma'da doğdum. Uzun yıllardan beri Bandırma'da bir hekimlik yapıyorum. SSK hastanesinde, devlet hastanesinde çalıştım. Kalp hastalığı uzmanıyım. İşimi de en iyi yapmak için hep gece gündüz demeden çabaladım. Ama bu hekimlik yaparken her zaman da sivil toplum kuruluşlarında ve halkın yararına olan birçok kuruluşta görevler aldım. Balkan Göçmen Derneği Yönetim Kurulu'nda üyesliği yaptım, kent konseyi başkanlığı yaptım, sağlık emekçileri sendikası başkanlığı yaptım Bandırma, aynı zamanda tapu odası temsilciliği yaptım memurken de ve daha sonrasında da siyasete atıldık, siyasetten belediye meclis üyeliği yaptım, Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptık, daha sonrasında ilçe başkanı yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi 3 yıllık ilçe başkanı yaptık. Bu dönemler pandemi dönemine denk geldi biliyorsunuz, bu dönemlerde de olabildiğince halkın yararına güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Hı hı. Elimizden geleni fazlasıyla yapmak için çabaladığımızı biliyorum. Ve yapı olarak da, kişilik olarak da ben siyasi, insana dokunan bir mesleğim var. Ve aynı zamanda siyaset de insana dokunan bir kurumdur aslında. Veya nasıl düşünürseniz. Yani insanla siyasetle hekimlik birbiriyle çok uyuşan bir tablo. Yeter ki siz elindeki yetkiyi nasıl kullanacağınız önemli olan. Siyasette eğer yetkinizi halkın yararına, vatandaştan yana kullanırsanız onun günlük yaşamından her alana olumlu yönde dokunabilirsiniz. Onun hayatını kolaylaştırabilirsiniz. Onun acılarına derman olabilirsiniz. Ve onun ekonomik olarak da, sosyal olarak da, okul olarak da nerede bakarsınız bakın, siyasetçi eğer siyaset doğru düz yapılırsa bu halk için her olanında anlamda doğru şeyler üretebilirsiniz. Yeter ki siz yetkinizi iyi kullanın. Bunun dünyada birçok örnekleri var. Eğer siyaset bulunduğunuz kurumda eğer para hükmediyorsanız o paraya 1 lira da halkın kutsalı gibi ve kendinizin için çok değerli bir şey gibi düşünür de onu öyle davranırsanız o zaman o parayı halkın yararına kullanırsınız. Ama siz o parayı halktan değil de o parayı kendinize güç olarak veya çevrenize yardım olarak kullanırsanız bu kez farklı boyuta geçirebilirsiniz. Evet. Yani biz tabii ben sonuçta yapı olarak da bu halktan yana olan bir insan olduğumdan dolayı ve bundan önce yaptığımız çalışmalarda yine bu şekilde eğer vekili seçilirsem, vekil olursam da bu şekilde yapacağım biliyorum. Çünkü yapılacak çok iş var. Bu ülkenin iyi siyasetçilere ihtiyacı var. Bazen de ben duyuyorum işte hekimsiniz, şu var, ne gerek var siyasete? Siyaset kirli bir ortam, işte kirli insanlar işi falan. Hayır, bu doğru değil. Eğer
siyaseti birileri yapacak. Milletvekili birileri olacak. Belediye başkanı, meclis üyesi veya muhtar fark etmez. Sonuçta bu makamlarda birileri olacak. Ama işini iyi yapabilecek iyi insanlar ve yetkilileri halktan yana, milletten yana ve ülkeden yana, vatan millet bayraktan yana kullanacak insanlar bu görevi yaparsa bu ülkeyi biz ileri götürebiliriz. Halkın refahını artırabiliriz. Türkiye'nin yapacak çok iş var. Biliyorsunuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizdiği bir hedef var. Muhasır medeniyet seviyesi. Yani dünyanın en medeni ülkelerine ülkenin seviyesine çıkartma hedefimiz var bizim. Bu büyük bir davamız bizim. İşte bu davaya hizmet edebilmek için de iyi insanların, çalışkan insanların siyasette olması gerekiyor. Bundan dolayı bu benim desturum. Bundan dolayı ben de siyaset yapıyorum. Siyasetçi kimliğimle de halktan yana ve halk için çalışmaya devam edeceğim. Peki Sayın Panç, diyelim ki vekil oldunuz. Bandırma'nın bir sürü ihtiyacı var. Bandırma'nın kentsel anlamda depreme karşı, şu anda eski binalar olduğu gündemde bunlar yıkılabilir deniyor. Bandırma'nın sosyo-kültürel pek çok ihtiyacı var. Siz ne gibi projeler düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey. Geçen gün Belediye Başkanı Sayın Tolga Tosun bu konuda bir çalışma başlattı. İlgili birimleri davet etti. Bandırma'daki sivil toplum kuruluşlarını, inşaat mühendislerini, mimar ilgili birimleri davet etti. Onlarla ilgili çalışma başlattı zaten. Bu çok çok güzel bir şey. Ben inanıyorum ki Tolga Başkan bunu başarılı bir şekilde götürecek ve bundan sonrasındaki Bandırma'daki risk bölgelerinden biri biliyorsunuz. Evet. Atılması gereken bütün adımları atacağına inanıyorum ben. Çünkü kendisi bu konuda çok dirayetli ve hedefine mutlaka ulaşabilecek şekilde farkında olan bir başkanız. O yönde şanslıyız. Milletvekili olarak eğer bu siyaset partim beni gösterir, halkımız da bu teveccüh ederse önceki Bandırma için şunu söylemek istiyorum. Bandırma gerçekten hak ettiği yerde değil. Evet. Şöyle ki birincisi halihazırda örneğin bir kültür merkezi ihtiyacımız var. Büyük yılan hikayesine dönmüş bir kültür merkezi hikayesi var. Yine durdu biliyorsunuz. Evet. Müteahhit yine kaçmış. Orası bitecek. Orası mutlaka bitirilecek. İkincisi Etim Maden fabrikamız var. Çok çok dünya çapında bir fabrika. Fakat biliyorsun buradaki bizim Etim Maden fabrikamızın Şılam diye bir belası var. Ve Levent bölgesinde orada bir barajımız var. O da dolmak üzere. Yani artık biz Etim Maden fabrikamızı uç ürünleri yapıldı. Şılam artık vermeyecek uç ürünlerin üretildiği bir merkez haline gitmemiz gerekiyor. Yani bor madeninin bir merkezi olmalı burası. Onun için çalışacağım. Gençlerim çok çok Bandırma Üniversite şehri üniversitedeki gençlerimiz sayısı artıyor. Bandırma'da çok çok gençlerimiz var. Spora çok istekliler ve eğilimler. Yine ilgili bakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde o kapıda oraya yatarım ama buraya çok büyük bir spor kompleksi mutlaka yaptırmalıyız. İçinde havuzların olduğu, tenis sahaları, basketbol, voleybol, mini futbol sahaları olduğu mutlaka bir spor, büyük bir spor kompleksine ihtiyacımız var. Bunun için çabalarını düşünüyorum. Aynı zamanda bir bandırma sporumuz var. Güzel markamız var. Mevcut statta bandırma spora yetmiyor. Yapılışla ilgili zaten tartışılan tabloları da biliyorsunuz. Tabii. Mutlaka yeni, modern bir kompleks bandırma spora yakışır bir sahaya ihtiyacımız var. Bununla ilgili mutlaka çaba sarf etmeyi düşünüyorum. Yeni bir hastane ihtiyacımız var. Mevcut hastane kesinlikle yetmiyor. Hastaneden de sıkıntılı, hani deprem konusunda da hastanenin sıkıntılı olduğu söyleniyor. Ben orada çalıştım, devlet hastanesinde çalıştım. Bu konuya katılıyorum, kesinlikle katılıyorum ve mutlaka orasının depreme dayanıklılık seviyesini mutlaka ölçülmeli. Artık yapılması gereken neyse mutlaka yapılmalı. Çünkü ben orada çalışırken zeminden su çıkarıldığını çok iyi biliyorum. Su basmıştı zemini ve onun altında sulak bir alanı var. Ama mutlaka bilim adamları, ilgili inşaat mühendisleri depreme dayanıklılıkla ilgili çalışma yapılmalı. Güçlendirilmeli mi? Ne yapılması gerekiyorsa mutlaka yapılmalı. O ayrı bir konu. Bir. Ayrıca yeni bir bandırma devlet hastanesi ihtiyacımız var. Orası biliyorsunuz artık eğitim ve araştırma hastanesi oldu. Evet. Yani üniversite hastanesi oldu. Ama üniversite hastanesi de olmasına rağmen yetmiyor şu anda. Çünkü bölge hastanesi gibi çalışıyor. O zaman bizim
üniversite hastanesinden bağımsız bir devlet hastanesi yapmamız gerekiyor. Mutlaka bunu inşa etmemiz gerekiyor. Bir 500 yataklı yeni bir devlet hastanesi yapmalıyız. O da benim şahsi fikrim Bandırma'nın diğer Karacabey'den giriş bölgesinde olmalı ki hastaları dağıtalım, yığılmayı önleyelim. O bölgeden gelecek hastalara daha kolay, Bandırma'nın yarısı üniversite giderken diğer ters yönde hastaneye giderek hizmet almalı. Yeni bir devlet hastanesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki başkanım, çok daha farklı bir konu. Bandırma il olacak mı sizin milletvekilliği döneminizde? Evet, bu bizim belki 50 yıllık hayalimiz. Evet. Çünkü biliyorsun geçmişte hak etmişken şu veya bu şekilde elinden alındı veya biz gereken hamleleri yapamadık Bandırma olarak söyleyeyim. Ama Bandırma zaten fazlasıyla il olmayı hak ediyor. Bugün az önce bahsetmiştik, Bandırma bugün hak ettiği yerde değilse, eğer değilse bu il olmamanın büyük bir dezavantajından dolayıdır. Çünkü biliyorsunuz yatırımlar, para genel merkez hükümetten ile gelir. İlden içeri paylaşılır. Ama her zaman il bizim Balıkesir önce kaymağını almıştır. Bize geri kalanı göndermeye çalışmış. O da artık ne kadar değerse. Mutlaka eğer o fırsat olduğu zaman ben bunun için de kesinlikle çalışacağımı düşünüyorum. Çünkü Bandırma bunu hak ediyor. Her alanda hak ediyor. Hatta sadece biz belki mikro milliyetçilik gibi düşünmesin. Türkiye'nin sanayisiyle, sosyal kültürel donanımıyla, üniversitesiyle zaten Bandırma bunu hak ediyor ve Türkiye'ye de katma değer sosyal anlamda, bilim anlamda da il olmasıyla daha büyük bir katkı sunacağını da düşünüyorum ben. Sayın Panç, yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi kanalıyla da Bandırma'ya ve bölgeye hizmet verdiniz. Önümüzde büyük bir ihtimalle seçimler 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Şu andaki tablo bu şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir'deki hedefi ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir'deki hedefi en az 5 milletvekili. Ve birinci parti ve en az 5 milletvekili. Bunun geri dönüşü yok artık. Yani biz bunun için yola çıktık. Yıllardan beri bundan dolayı bu şekilde çalışıyoruz. Bu hedefle çalışıyoruz. Ve biz biliyorsunuz 10 ay sonrasında da belediye başkanlığı seçimleri var. Yani belediye başkanlığı seçimlerinde de zaten buradaki hedefimize ulaştığınız zaman o çok daha kolay oluyor bizim için. Çünkü örnek figürlerimiz var. Mevcut belediyelerimiz çok başarılı. Bandırma belediyemiz çok başarılı. Diğer ilçe belediyemiz çok çok başarılı. Anketler de bunu gösteriyor zaten. Mesela en son bizim yapılan ankette bizim Bandırma'daki oyumuz %12 oranında arttı. Bu da hem mevcut siyasi yapıya hem de bir sonraki belediye seçimlerine olumlu etkileyecek. Onun için biz Balıkesir'de artık Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş yılların en büyük oy oranı alacağını düşünüyorum ben. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Yani hem çalışmalarımızla hem ülkenin geldiği siyasi yapıyla beraber bunda hedefimiz oluşacak. Tabii çok çalışacağız. Çok çalışıp çok çok daha fazla çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Evet, şu anda büyük bir acı yaşıyoruz. Deprem acısı da yaşıyoruz. Dolayısıyla siyasi çalışmaları ara verilmek zorunda kaldı. Ama ister istemez önümüzde bir seçim görülüyor. Olağanüstü bir şey olmazsa 14 Mayıs'ta seçim olacakmış gibi görülüyor. Bizler de siyasetçiler olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri, gönül verenler, adaylar hepimiz sahada olacağız. Daha fazla sahada olacağız. Gece gündüz çalışacağız ve inanıyorum ki bu partimizin hem birinci parti olması Balıkesir'de hem en az 5 milletvekili seçimi konusunda başarı ulaşacağımızı düşünüyorlar. Peki Sayın Panç, programın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın, ben tekrar depremde gerçekten büyük üzüntüler yaşadım. Gördüm, gözümde gördüm. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acıların bir an önce dinmesini istiyorum. Yaralarımız var, iyileşmesi istiyorum ve millet olarak bu acıları bir daha yaşamamamızı diliyorum. Ama lütfen bütün yetkili kurumların, siyasi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve artık herkesin bir birey olarak da, birey olarak bize de büyük sorumluluklar düşülüyor. Ev yaptırırken, yapı yaparken şu bilime uyalım. Bilim kurallara uyalım. Bilimsel inşaat mühendisleri, ilgili bilimler ne diyorsa A'dan Z'ye kadar, sonuna kadar uyalım ve bir daha bunları yaşamayalım. Deprem olacaktır, olabilir, olacaktır da. Evet. Bu bir fiziki bir gerçek. Ama deprem kaybını
olmasını diliyorum. Türkiye için de siyasette bir değişim şart. Bakın Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu güzel bir şey söyledi. Bu sadece bir siyasi değil, Türkiye'nin değişimi olacak dedi. Bu demekle şunu kastediyor Sayın Genel Başkanımız. Ekonomik, sosyal, kültürel, ilim, bilim, eğitim, birçok alanda Türkiye'nin değişmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye geri gidiyor biz. Evet. Bunu görüyoruz. Ekonomik olarak da şu anda 17. dünyanın 17. büyük ekonomisinden 22. büyük ekonomisine düştük. Geri düştük. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı hedef 2023 diye hedefleri vardı. Neydi? Kişi başı milli gelir 20 bin dolar olacaktı. Oldu mu? Olmadı. Şu anda 7 bin dolar civarındayız. Enflasyon ve işsizlik oranları tek rakamlara düşecekti. Uçtu hepsi biliyorsunuz. İşte ihracatımız 500 milyar dolar olacaktı. Olmadı. Şu anda 225 milyar dolar civarında bir ihracatımız var. Ve dünyanın ilk 10 ekonomisi olacaktı. Hiçbiri olmadı. Hiçbiri olmadı. O zaman sen bize doğruları söylemiyorsun bu halkı. Bu halkı yanılttın. Artık aldandım deme şansın yok. Öyle bir devlet de olamaz. Aldanıyorsunuz, o koltukta zaten oturmamalısınız demektir. O yeteneğe tabi değilsiniz demektir yani. Dolayısıyla biz 2023 yılında esas Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ve partimizin de kuruluşunun 100. yılında biz bu millete hizmet eder, hizmetkar olduğumuzu göstereceğiz, iktidar olacağız ve göreceksiniz ki 2023 yılında yine halkımızın iktidar olduğu halkın yılı olacak. Hep beraber Türkiye'yi refahlı günlere, güzel günlere, mutlu günlere, gençlerimizin huzurlu olduğu, gençlerimizin yurt dışından geri döndüğü ve herkesin kendi iyi hissettiği bir Türkiye yaratacağımı düşünüyorum. Ben de bu programda da beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başarınızın da devamı diliyorum. Sağ olun başkanım. Geldiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bir haftanın gündemi özel programının daha sonuna geldik. Başka bir gündem haftanın gündemi programında tekrar görüşmek üzere.